Şimdi Anadolu futbolunu en iyi bilenlerden birisi var yanımızda. Sayın Tunç Kayacı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, soğuk bir günde yine karşılaşma olacak Bursa Atatürk Stadyumu'nda. İki takım, başa baş giden kupada iki takım. Her şey bugün belli olacak. Aslında Denizli deplasmanında bir birlik bir beraberlikten sonra bugüne kaldı. Bursaspor'un belki çeyrek finale çıkma şansı. Neler söyleyeceksiniz her iki ekip için? Soğuk ama Allah'tan yani yağış yok. Hafta sonu Süper Lig maçlarında biliyorsunuz hava şartları damgasını vurmuştu. Şimdi tabii zor bir maç. Bursaspor Süper Lig'de hedefi olan bir takım. Geçen sene Sivas'ın yaşadığını şimdi Bursaspor üstlendi. Sivasspor kötü bir sezon geçiriyor. Kadro değişiklikleri, sıkıntıları var. Ama kupada moral bulmaya çalışan bir takım. Şimdi kader biraz da tabii bu maça getirdi iki takımı da. Denizlispor'un Tarsus İdman Yurdu karşısında alacağı 2-0'lık bir galibiyet bu iki takımdan birinin kupa dışı olmasına neden olacak. Ama o ihtimal 1-0 olur, Denizli berabere kalır ama onlar burada kendi işlerini kendileri çözmek zorunda. Böyle bir karşılaşma tabii ben kadroya da biraz evvel baktım. Ertuğrul Sağlam açıkçası sağlam davranmış. Kalesinden tutun. Hemen hemen iyi bir 11 ile sahaya. Çünkü kupalarda biliyorsunuz kadro rotasyonu olur. Genellikle oynamayanlar oynatılıyor. Dünyada da böyle bir uygulama var. Fakat Bursaspor bu maça hakikaten işi şansa bırakmamak için ciddi tam bir 11 ile çıkıyorlar. Sivasspor tabii küçümsememek lazım. Kupa her zaman sürprizlere gebedir. Sivasspor bu sezon kötü bir sezon geçiriyor ama şimdi devre arasında yeni teknik direktörüyle bir hamle yapmaya, bir atılım yapmaya, ligde orta sıraları kovalayan ve kupada da ses getirmeye çalışacak bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Ve de hafta sonunda onların Fenerbahçe ile çok zorlu bir maçları var kendi sahalarında. Yani tabii biz kendi açımızdan baksak yani önce bir ligi düşünmeleri, kupada ne işleri var ama bunun tabii mali yönü de var, parasal girdiği yönü de var. O yüzden de Sivasspor tabii burada iyi bir sonuç alıp kupada gruptan çeyrek finale kalmak isteyecektir. Ama şu andaki performanslarına baktığımız zaman tabii ev sahibi olarak Bursaspor daha şanslı gözüküyor. Evet, bir de Sivasspor'un kadrosu sıkıntılıydı, bir revizyona gitti ama bu pek olumlu olarak yansımadı herhalde takım. En etkili silahları ne olabilir bu maçta sizce? Çünkü ellerinden geleni yapacaklar herhalde. Ya şimdi açıkçası hani geçen sene mesela çok başarılıydılar. Üzerlerinde bir baskı da oluyordu. Şimdi şu anda burada Bursa deplasmanında kimse Sivasspor'a niye elendin demez. Çünkü kötü bir sezon yaşıyorlar. Hedefleri ligde iyi bir yerlere gelebilmek, alt sıralardan kurtulmak. Bir rahat olacak, rahat oynayacaklardır. Bu kadroda tabii yeni oyuncular var, sürpriz. Bizler de onları özellikle devre arası alınan yabancı oyuncuların iyi olduğu söyleniyor. Ama çok yakından izleme fırsatını bulamadık. İzleme fırsatını bulacağımız maçlardan biri. Onların performansı çok önemli. Çünkü hep eleştirilen Sivasspor'un giden yabancılarıydı. O yabancılar olmayınca belki de bu çöküşün nedeni oldu deniyor. Bu gelen yabancıların iyi veya kötü olması Sivasspor'un belki de kaderi açısından belirleyici olacaktır. O yüzden de biraz kapalı kutu bazı bölümlerinde Sivasspor. Ama diğer oyuncuları tanıyoruz tabii. Petkovic'inden tutun. Abdurrahman'ına işte orta sahada ki savunmada mesela sakat oyuncu Sedat Sakat Hayrettin'den kadro dışı bırakıldı. Yani bir çöküş yaşadılar tabii. Ama yeni bir teknik direktör, Türkiye'yi yeni tanımaya çalışan bir teknik direktör. Bir hamle peşindeler. Bu maçta moral almaya, işte kupada tur atlarlarsa özgüven kazanmaya çalışacaklardır. Ama Bursaspor'un da tabii böyle bir şansı vermeye niyeti yok. Onlar da hem kupada hem ligde ilerlemek isteyen bir takım. Evet, aslında Sivas'ın aşina olduğu bir durum var. Neden? Hava çok soğuk. Onlar böyle havalara alışıklar aslında kendi memleketlerinden de. Bir avantaj olabilir mi acaba? Ya gayet tabi ama bugünkü artık profesyonel futbolcu teknik adamlar her şarta göre hazırlanıyor. Mesela bu Bursaspor Sivas'ı ilk yarıda gitti, Sivas'ta yendi 3-1. Yani öyle baktığınız zaman hava şartları falan sahada 11-11 bir mücadele ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Evet, peki çok teşekkür ederim Sayın Kayacı.